Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu videodaki konumuz Orta Koridor'da Tristana olacak arkadaşlar. Kore Bulutları serisinin yeni bir videosu bu aslında. Şuradan hemen biz başlangıç eşyamızı alalım. Karşımızda Zoe var. Zoe matchup'ı ne olur ne olmaz bir anda çok fazla burst hasar yiyebiliriz. O yüzden Doran kalkanı diyorum. Doran kılıcı alalım ki birazcık daha can barımız fazla olsun. Hem de can çalmaya sahip olalım. Bu koridor aşamasında daha rahat etmemizi sağlayacaktır. Saçma sapan absürt bir anlık hasarı var biliyorsunuz oyunun. Ona karşı kafa tutabilmek adına. Şimdi olayımız ne? Geçen defa da yapmıştık Orta Koridor Tristana'yı. Bu defa yapmamızın anlamı ne? Niye bu hafta bu kadar Tristana görüyoruz? Bir, Tristana çok fazla bufflı. Q yeteneği çok fazla bufflı. İkincisi arkadaşlar, standart bir build ile oynamıyoruz. Zırhleşme build ile oynuyoruz. Kararmamız var. Mana verenimiz var. Mahvolmuşumuz var. Serildamız var. Koruyucu meleğimiz var. Build'imiz bunlardan oluşuyor. Yani Tristana'da daha önce görmediğimiz bir build. Bunun tercih edilmesinin sebebini görmeye çalışacağız. Ben yorum yapmayacağım. Sizler izleyin. Bakalım neden oynanıyormuş, neden bu kadar güçlüymüş orta koridorda. Bunun yanıtını göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi Zoe hızlı bir şekilde bu koridoru itti. Bedavadan da oto atak yemeyelim adamdan. Kuleden bir ah. Dedim ki almayı yeter. 3 level olunca garanti skor potansiyelimiz var. Ya da bu adam E'sini boşa harcayınca garanti skor potansiyelimiz var. Bunlardan birini zorlamaya çalışacağız. Hemen peşine Q yeteneğimi açtım. Koridor zaten yeterince ileride durduğu için burada W yeteneği açmanın pek bir lüzumu yok. Adam Q yeteneğini çekmediği sürece de, yani Q yeteneğiyle minyonlara vurmadığı sürece de şöyle minyonlardan çok uzaklaşmama gerek yok. Şimdi ana rünümüz gördüğünüz gibi keskin sağanak. Bot lane'de oynarken de keskin sağanakla birlikte tercih ediliyordu. Saldırı sınırını aşmanız ve Q yeteneğini çok hızlı patlatabilmeniz için. Yine aynı mantık aslında. Aynı şeyden besleniyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde atlamayacağım. Adamın E yeteneğini kullanması lazım. Çünkü atlarsak ve adam E yeteneğini kullanırsa biz E'mizi patlatamadan adam bizi kesebiliyor. Ya yani kesemese bile çok fazla hasar bırakıyor. O riske girmeye değmez. Ya da minyon dalgasını çok iyi kullanacağız. Minyon dalgasının açısına göre hareket etmeye çalışacağız. Bunlardan birini denersek yine skor çıkartma potansiyelimiz olmasa da rakibimize karşı takastan üstün gelme avantajımız olur. Farmda iyi durumda götürüyoruz. Ormancısını görmüyorum. Riskli bir şey denemiyorum bu yüzden. Bu arada mikrofonumun sesi farklı geliyor olabilir arkadaşlar. Havalar malum çok sıcak. Çok sıcak olduğu için bilgisayarımın fanını yüksek derecede çalıştırıyorum. Laptop kullanıyorum şu an. Ve o fan sesinin size gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi gerektiği için de mümkün mertebe böyle bir şey yapıyorum. Bu arada Rammus'la Zoe de bize ufaktan geliyorlar. Şu açıdan yemeyelim bir şey. Rammus burayı deneyebilir. Bot lane'e gitmiş. Okey. Güzel, ölmediler. O bir de dive attı orada Lux. Ya da Blitz çekti bilmiyorum. Bu kadar. Yani o anlık hasara cevap veremeyecek 2 W'nin hasarını gördüğünüz gibi rahat bir şekilde erken oyunda skorunuzu alabiliyorsunuz. Q çok fazla saldırı hızı veriyor. Bu saldırı hızıyla birlikte rakibi tak 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 eritiyorsunuz. Nasıl, beğendiniz mi gücünü? Aha, bu arada bu eşyasız halimiz. Eşyalı halimizde çok çok daha büyük kabus olacağız. 1400 gold'umuz var. Farmda gördüğünüz gibi çok iyi durumdayız. Ben bu matchup bazında arkadaşlar Yasuo banlamayı tercih ettim. Hani Yasuo banlamamın sebebi E yeteneğimi doşlamasını engel olmak veya ultimi doşlamasını engel olmak. Bunları doşladıktan sonra çok fazla problem yok. Şuradan ilk başta gözyaşımıza tıklayalım arkadaşlar. Gözyaşı bir elimizin altına gelsin çünkü bunu mana verene çevireceğiz. Bir de kararmanın parçalarını alalım. Kararmanın da arkadaşlar şu parçasını alabilsek tatlıydı ama onu alamıyorsak bu parçayı alacağız. Pink ward alacağız. Ya Allah, koridora birazcık geç kaldık. Bakın Zoe yetişti bile koridora. Şunu şöyle koyalım. Can çalma ne demek? Koridorda daha uzun süre kalmak demek. Zaten yeterli bir saldırı gücüne sahibiz. Bu adam üzerine bir kuvvet kitabı almış. Hiç mühim değil. Koridordan da ayrılmadı bu arada burayı ittirip. Bu da bizim işimize gelir.
Her türlü artıdayız. Hiç sıkıntımız, hiç problemimiz yok arkadaşlar. Yamada da güzel şeyler gelmiş Polen hatasına. Onları da sık sık kontrol ediyorum. Neler yapıyorlar, neler yapmıyorlar. Şu an 6'yım aslında. Çok rahat burst diyebiliriz. Warwick de Rammus da uğraşıyor. Çok uzun süre uyutuyor ya. Gereksiz uzun süre uyuyoruz yani. Ya şu takası denememde de bir sakınca yok. Can çalmam çünkü yeterince var. Oy helal be. Liste bak. Güzel. Arkasındaki skor da geldi. Ben bakmadım Ramus'un canına. Baksaydım ultimi daha erken patlatabilirdim. Tamam. Şimdi can çalmamızla canımızı geri dolduracağız. Bu adam bizi kesebilecek güçte. Tehlikeli bir şey yapmak istemiyorum. Lee'sin orada sıçra pozisyonunu boşa harcamak istemedim. O kadar adam sıçrasını atmış. Kesmemiz lazımdı. Normalde kararımı bitmeden o kadar cesurca bir hamle yapmayın. Şöyle bir üst koridora doğru gitmek istiyorum. Orada bir aksiyon var gibi. Zoe de burada. Zoe'ye dönerlerse aslında Zoe'yi deneyebiliriz. Öldü arkadaş. Yani tutuştur artık ultinden sarma zaten cevap veremez. Herhalde Warwick ulti attı orada. Ona bir tık üzüldüm. Nocturne de top lane'e ulti kullanmaya çalışmış ama Teemo'muz kurtulmuş. Şu Eri'yi de yiyeyim. Artık biz çok fazla güçlendik. Rakibimize karşı fazlasıyla iyi durumdayız. Kararmam bittikten sonra bana hiçbir şekilde cevap veremeyecekler. Hem kararmanın beni çok güzel koruyucu bir efekti olacak. Hem yeterince can çalmamız olacak. Hem de yeterince hasarımız olacak. Kararmanın peşine bir de mana vereni bitirdik mi? Daha ne istesin bir Tristana. Birazcık da plate altına inmeye çalışayım. Rammus'un nerede olduğunu gördü aslında bizimkiler. Olası bir çatışma olabilir burada. Yanaşalım. Her türlü bu çatışmayı kendi lehimize çevirmemiz lazım. Adamların mavi güçlendirmesini de bırakmıyoruz. Ah be. Zoe'nin baloncuğu kaçtı. İyi güzel. Zoe'den bedava sıçra. Şuraya bakıyormuş haritada. Ben de rahat bir şekilde kafasını atladım. Aslında W'yi atabilmiş olsaydım daha da fazlasını yapabilirdik. Güzel, ben de arkada Zoe'yi kestim. Zoe'nin artık oyunu bitti. 1600 gold yapmayı başardık. Yanlış bilmiyorsam kararmanın parasını çıkarttık. Aynen 500 gold da cebimizde. Çizmemizi falan da zaten tamamlayacağız. Ufak ufak birazcık da altın kasmaya çalışayım. Altına ihtiyacım var. Bu ilin tam halini görün. Şu an çünkü skor olarak bizim takım çok iyi durumda. Rakibin sur vermesini istemiyorum. Sur vermeden önce en azından o mana vereni de tamamlayalım ki ne demek istediğimi anlayın. Yani fark aslında şu oluyor. E yeteneğini vuruyorsunuz. E yeteneğini patladığında adamlara bir anda tek atıyor. Benim göstermeye çalıştığım aslına bakacak olursanız o. Yani oyun bitmeden en azından ne amaçladığımızı anlayın. Yani bu ildin olayı tam anlamıyla gerçekten tek atabilmek, rahat bir şekilde rakibi burstleyebilmek. Nocturne'e gitsek kesin. Oo, Nocturne 30 CS. Yapış 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 hemen ona gideceğim. Base atmadıysa.
tatsız oldu. Adam Timo'yu öldürmeye oynuyormuş burada. Neyse, benim için gold gold'tur arkadaş. Ben gold'uma bakarım, gerisi beni ilgilendirmez. Zui burada mı? Burst diyemedim be. Burst diyemedim. Burst diyebileceğime çok inandım. Bak, adamda eşya yok. Sadece tek bir kayıp cilt var. Kayıp ciltle birlikte bize tek attı. Neyse, kararımızı almış olduk. Bizim için onun bitmesi gerçekten çok önemliydi. Hemen mana verinde parçalarına başlıyorum. Base atmış olsak, düşün, eşya bitecek üzerine diğer eşyanın parçalarının çoğunluğunu tamamlayacaktık. İşte birazcık daha koridorda kalayım. Bizim için tehlike oldu. Benim gelmem bu adama suç oldu. Adam 30 CS'leri kesiyor. Benim suçum ne arkadaş, değil mi o? Durum ne takımın? Bot lane'i iyi durumda götürüyor zaten. Rakip bir tık güçlense iyi olur. Güçlensinler ki maç çekişmeli hale gelsin. Rammus orada alamet almaya çalışıyor. Warwick ona yetişir. Warwick ona yetişirse ben de o sayda doğru koşarım. Şuradan adamın redini çökelim. Oha! O hasar neydi? 650 Ramos'un direkt Q'sunun vurması ne? What? Zoe de bizi aradan vurabilmiş 608. Ben dedim ki keserim. Üzerine Ramos'u da keserim. Ramos benden hasar yemedi. Yani sadece şu çizmesi artı şu armoru var diye. Canını geçtim. Canı zaten azıcık. E yeteneği olmayınca işte böyle patates gibi kalıyorsunuz. Bu build'in de en büyük dezavantajı işte. E yeteneğiyle hani birisini teklemeye giriyorsunuz. E yeteneği yoksa babacığım eyvallah. Normalde Kraken falan olsa bam 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 vuruyorsunuz. Aynı hatayı tekrar yapmayalım. Boşuna rakibe skor vermeyelim bedavadan. Bak, Kule'nin canı büyük miktarda gitti. Zui'de 2 skora sahip oldu. Farmda yakaladı bizi. Luden'i tamamlamış adam. Hata ediyorum yani. Ben şu kuleyi zorlamaya çalışayım. Hatta bu kuleyi alabilirim diye düşünüyorum. Ne hızlı hocam? Daha demin sen bizim takımdan kaçmıyor muydun Zoli? Ne ara yetiştin buraya? Şu kuleyi almam gerekiyor. İlk kule altına. Kaçmasın. Cebimize de altın gelsin. Mana vereni tamamladık. Ama çizmemiz yok şu an. Çizme açlığını kapatması lazım karakterin bir şekilde. Farkındaysanız mobilite eksikliği çok fazla. İlk etapta bunu tamamlayayım diye mobiliteden feragat ettim. Şöyle bir gidelim koridora. İki eşyayım. Elimde mana veren var. Bir de full stack'li hale getirecek olursam bunu çok çok daha güçlü kılacağım. Ama dakika 16 sularında sık E yeteneği kullanmadığımız veya diğer yetenekleri sıkça kullanmadığımız için eşyayı hızlı bir şekilde çeviremedik. Şimdi o çıkman lazım. Görmedi adamı. Bazen kimleri dinlemeniz lazım. Top'a doğru yürüyeceğiz. Güzel, o mantarı değdi. Elinin altında ama sıçra var işte. O birazcık tatsız. Bir mantar daha yerse harika ötesi olur. Minyon dalgasının var da. Base atmadan yakalar mıyım onu? Tamam, öldü. Yani oralarda bir yerde olduğunu biliyordum. Base atmaya çalışacağını da. O çalı olur ya da olmaz. O birazcık tahmin işiydi.
Allah'tan oradaymış şansımıza. Sıçrımızı verdik onun karşılığında. Adam da Allah'tan uyku baloncuğunu kaçırdı. Yoksa skor kaçabilirdi elimizin altından. Üf. Nocturne bir anda oyuna döndü. Tat kaçırır. Hemen Q yeteneğini yine geliştirerek devam. Saldırı hızı eksikliği çekmeyelim. Q yeteneği son seviyeye geldiğinde %125 saldırı hızı veriyor. Yok. Direkt kuleye alıyoruz yani tek bir Q ile. Şimdi hem yetenek hızına ihtiyacımız var, hem saldırı hızına ihtiyacımız var. Güzel hata hocam. Beni görünce adam korktu, tutuştura bastı direkt. Tamam, şu arkadaşı alalım. Durumumuz çok iyi. Şimdi sırada arkadaşlar mahvolmuş var. Dediğim gibi karakterin bir saldırı hızı açtığı söz konusu. Bu saldırı hızı açtığını kapatmamız gerekiyor. 2K'da gold biriktirmişiz üzerimize. Birazcık da altın toplayıp base atacağım. Yani en azından şu minyon dalgasını iteyim. 3 tane 3 tanedir. Saniyeler. Devam. Çizmemizi alacağız. Çizmemizi aldıktan sonra mahvolmuşa başlayacağız ama çizmeyi öncelikle tamamlayalım. Saldırı hızı çizmesi önemli. Normalde mana verenden önce tamamlıyorsunuz çizmeyi. Sonrasında da zaten dediğim gibi buildinize devam ediyorsunuz. Mahvolmuş kralın kılıcı alıyorsunuz. Şurada altta var mı? Yokmuş. Yazalım mahvolmuş diye. Saldırı hızı kısmı Thingport. Üzerine de uzak görüş totemi. Tamam. Takımda 3 tane taşıyıcı olması da güzel. Birazcık AD ağırlıklı bir kompozisyon olduğumuz için mesela bu adam buz ateşi eldiven build'ine gitseydi bizim için çok sıkıntı olurdu. Allah'tan o build'e gitmiyor. Aradan avlayıverdim hemen Zoe'yi. Hocam burayı da bizim ormana giriyor. Şimdi burada oyunu soğutmak lazım. Adamların çünkü bot lane'i itiliyor. Yani dezavantajlı durumda olan onlar. Bu dezavantajlarından faydalanmamız lazım. Açıkta yakaladık mı affetmeyiz. İyi denebiliriz. Yakalasaydı çok güzel olurdu. Bu çocuğun önünde duracağız. Şimdi o birazcık fazla ileride sanki. Tık tık tık. Altın toplamaya çalışıyorum şu an olabildiğince. Timo hata yapıyor bak. Tek başına o kadar ileriye gitmek çok cesurca bir hareket. O kadarını yaparsan cezanı keserler. Biz hep birlikte takılmamızın sebebi bu zaten. Uf, ne kadar çok vurdu adam. Ya o şeyin parçasını alınca, ufuk getirenin parçasını alınca gerçekten dünyanın hasarını vuruyor. Warwick bir tık yakalanmış gibi gözüküyor olabilir ama yakalayan taraf biz olabiliriz. Çok güzel. Ben Lucian'ı da istiyorum arkadaş. İsteyemeyecekmişiz bu kadarcıkmış. Top 2'yi almaya çalışalım. Ejder'in gelmesine daha süre var. Keşke Alev Ejder'i falan olsaydı haritadaki Ejder. O çok çok daha güzel olurdu bizim için. 345 olmuş bu arada. Mana verenin yükü. Onu da 360 yapmaya çalışıyoruz. Full stack hale gelsin.
dönüşüm geçirsin. Alttan birinin geldiğini gördüm. Doktor dolar dolmaz bize gelebilir diyecektim ki ha, Zoe yeniyormuş. Orada görüşü varmış. Bak base'imi de bozmaya çalıştı. Böyle kalabalık geliyorlar ya. Orta koruduğunuz kuşlanıyor yani. Sen orayı tutmaya gider yani. Bir tane Tristana'yı kesmek o kadar önemli mi? Burası çok tehlikeli olabilir bizimkiler için. Arkayı görmüyorlar. Arkası çok kalabalık. Vallahi burada bayılırlar yani. Kazma mı tercih etsem saldırırız mı? Şöyle yapalım. Artık zaten o kısımda pek bir işimiz kalmadı. Şunu alabilirim. 3 eşya olduk. Yeterince saldırı hızı, yeterince can çalma. 315 AD'den bahsediyoruz yani. Ve yeterince tek atma potansiyeline sahip bir karakterimiz var elimizin altında. Çocuk panik yaptı. Aa, kesemedim. Abi inanılmaz kesemedik. Ciddi ciddi kesemedik ya. Tink Ward'u da atamadım. Ah, keşke ultimi bassaydım abi. Kesemedim ya. Gerçekten inanılmaz kesemedim. Lux'ın da bu arada tutuşturuyor. Ya o kadar kesebileceğim pozisyon ki adam sıçra 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 gitti. Çıldırmalık, gerçekten çıldırmalık ya. Ah iyi, o bir kesti. Serilda'ya doğru gidiyoruz şimdi. Serilda ile birlikte tankları eritebileceğiz. 20 yetenek hızı var. Öte yandan gördüğünüz gibi hasar veren yeteneklerimiz rakibi yavaşlatıyor. Yani E yeteneğini bıraktığınızda patladığında rakibi yavaşlatacağız. Ve patlaması da ne demek? Tekrar W atabilmeniz demek. Rakibi rahat 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 yakalayacaksınız. Bu ilk bence çok güzel, çok beğendim. Bunun peşine de zaten şey alıyorlar, koruyucu melek alıyorlar. O da sizi güzel bir şekilde tanklaştırıyor. Bu skoru vermiş olduğuma çok üzüldüm yani. Şu adamın 7 kilo oldu. O 21 can gördüm bu arada. Nocturne top lane atmış. Aslında Ramos'luyken şu yapılabilir. Çok rahat yapılabilir hem de. Acaba dedim bir hit daha vurmam gerekiyor muydu? Allah'tan gerekmiyormuş. Adam bayıldı. Gidelim hadi bakalım Neşe doğru. Çok hızlı eritebiliriz herhalde. Güzel. Ultim de son sayı. Artık 16 level oldum. Base'imizi atalım. Şuradan son fısıltıyı alacağım. Bu Rammus'a karşı daha etkili olabilmemi sağlayacak. Yetenek hızından şimdilik hani acilinden bir ihtiyacımız yok. O yüzden bu şekilde gidebiliriz. Görüş skorum falan her şeyin pozitif. Mükemmel. Bu hafta içerisinde ikinci kez Tristana oynuyorum. Yani karakter bufflandığı için bunu gerektiriyor. Buff aldıysa bir karakter oynayacaksınız bol bol. Bu yama içerisinde de dediğim gibi aldığı Q yeteneğini aldığı buffla birlikte çok oynamaya müsait. Sporcum çok ileride, biz o kadar ileride kaldık. Ölmedi de.
Şifa falan mı geldi? Yamıyor. Zonya mı var sizde? O da yok. Nasıl ölmezsin sen benim elimden? Shield'ının geri dönüşüyle birlikte sanıyorum çok fazla kalkına sahip oldu. Onu yaşattı herhalde. Abi, W'umu dağıtmak istemedim. Şimdi neyse birazcık canlarımızı doldururuz. Şu minyon da aradan vuruyor. Ah be Blitz. Tutuştur, tutuştur. Gitmeden yine tutuşturu bize atladı. Bir kal sen nasıl vurmuş olabilirsin bana ya? Ah. Ufuk getiren artı Rüden'in gücü. Eşya meşya dinlemiyor. Elif'in kaçması lazım. Biz sonu onun için kurdular. Az kaldı Serildam'ı. Bu da bir gelsin. Sonrasında koruyucu melek. Birazcık daha tanklaşırız. Ölecek olursak diriliriz. Yani şu oyunun şu kadar uzamasına bile gerek yoktu aslında. Çok hızlı bir şekilde kapatılabilecek bir oyun. Rakibin rahatça cevap veremeyeceği bir oyun. Ama dediğim gibi birazcık daha çekişme olsun istiyorduk. Bu oyunun birazcık daha ham halini görmek istiyorduk. Timon'un build'in enteresanlığı. Hiç görmedim böyle bir build bu arada. Ama siz biliyorsunuz yorum olarak gelirsiniz. Abi o build yapılıyor falan diye. Mid'deki minyon dalgasına koşmalıyım. Onu hızlıca itmeliyiz. Adam bizi formda geçmiş. En çok minyon kesen biz olmalıyız. Kendim senpai videosu çekiyormuş gibi hissettim. Hayır, ölmedi. Oha, adam önümüze base attı. Zoe'yi falan gördüm orada. Allah Warwick. Ben nasıl yedim? Çünkü önüme bakmıyorum. Önüne bakmadan yürürsen olacağı var. Vallahi helal olsun. Aradan ne güzel yakaladı. Adamı tuttu evinden aldı hani bizimki. Şuna az bir şey yaklaşırsa deneyeceğim üstüne. Heal force artı, ace artı sıçrası olabilir Lucian'ın. Şu inhibitörü de alalım. Bir şeye bile gerek yokmuş aslında. Şeye bile gerek yokmuş. Bakmayın Nocturne'da sağlanmıyor ha yani boş bırakırsak canımıza okur ki herifem. Onu yemeseydim iyiydi. Şöyle hızlı bir kule patlatma operasyonu bağım. Kuleyle birlikte adamın ölmesi. Çok güzel oldu. Çünkü biliyordum E yeteneği patlayınca öyle bir şeyler olacağını. Hadi bitirelim madem. Serinde gitmeden oyun bitmiş olsun. Güzeldi arkadaşlar. Orta koridorda zırhlarla böyle güzel bir Tristana'yı da sizlere göstermiş oldum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.